Herkese merhabalar. Tonguç Akim'i de evladım denklem çözme. Çözmüyorum hocam zaten. Sizin dediğinizden asla dışarı çıkmam. E, saçma e, Son evladım. 6. sınıfta çözmüştüm hocam. Hay Allah Allah. Evladım denklem çözmeyi anlatacağız sana. Denklem çözme e, iki niceliğin birbirine eşitliğini gösteren bağıntı. Mesela ben bir örnek. Hocam, hay çok hay zor gibi gözüküyor da çok uzun basit bir şey. hocam zor zaten. İki sayısal ifade var. Mesela diyelim ki x artı 3 eşittir 5. x kaçtır abicim? 8. <laughs> 8 e, rahatsızsın 8'e 3 toplarsan atsan 5 mi der? 5 ile 3 top atsan 8 eder hocam. Aa, i̇şte tamam o zaman beynin karışmış. 2 ile 3'ü toplarsan 5 eder mi? O zaman ilk seçim bitti oldu. Buldun işte bitti. Hocam çok ne kadar güzel, güzel basitmiş bir dersi. Abi çok, çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim bu ders için. Denklemde bilinmeyen denilen bir ifade vardır. Bilinmeyen dediğimiz zımbırtı mesela genellikle ne olur? X olur. Sen bunu yalnız bırakırsan Bırakalım, toplumdan soyutlarsın. Saçmalama öyle adam. Yalnız bırakmak ben demek... Ben X miyim hocam yoksa? Hep yalnızım çünkü. Evladım insanlar seni yalnız bırakmaya mı çalışıyor? Hep yalnızım hocam. Ben böyle bir yere gidince mesela böyle arkadaşlar oturuyoruz. Bir herkes dağılıyor ben tek başıma kalıyorum. Neden evladım? X'i yalnız sen? bırakalım diyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Hee anladım. Evladım. <laughs> x men diye bir film var gittin mi? O da benim gibi yalnız Acayip, hocam. O da böyle evet, dağlara taşlara tırmanıyor. Boş <laughs> yani. Saçmalama o herkes evladım. Bak X artı 5 eşittir 22 ya. Ben bu artı 5'i karşıya çuvallarım evladım. X eşittir derim. Çuvalladınız hocam. Artı 5 karşıya eksi diye geçer. 22'nin yanına eksi diye gelir. O zaman ilk eşittir 17 bitti. Çözüm kümesi nasıl yazılır biliyor musun Tonguç? Şöyle bir süslü parantezimi açarım. Sonra 17'yi döşerim. Sonra kapatırım süslü parantezimi. Süslü parantezi çok mu seviyorsunuz hocam? Çok seviyorum evladım teşekkürler. Bilinmeyeni yalnız, Aa, Rood, Bil bilinmeyeni yalnız bırakmak için ne yapıyoruz? Bilinmeyeni yalnız bırakmak için ne yapıyoruz? bir tarafa atmaktan atmak yerine iki tarafa da aynı işlemi yapabiliyoruz. Mesela x artı 12 ya. İşte gidiyor. Bu 12'den kurtulmak için eksi 12 eklemez misin buraya? Eksi 12, eksi 12. İki taraftan da 12 çıkarsak bunlar birbirini götürmez mi? Evet. İşte bu kadar. O zaman x eşittir. 28'den 12 çıktı. 16. Bitti bu kadar. Hayda. Anlaştık mı? Anlaştık. Tonguç evladım. Anladın mı evladım? Anladım. Süper zeki bir öğrencisin. Peki aynı şeyi burada yapalım. Eksi 5'ten kurtulmak için ne yapacağım Tonguç? Her iki tarafa <laughs> 5 ekleyeceğim Tonguç. O zaman ne oldu sonuç? X eşittir. Artık bu bunlar birbirini götürdü. 31. 31. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Kaçmaz. Peki burada da ne yapacağım? Bak burada ne yapacağım? Dikkat et. Hocam. Şimdi burada da e, bu, bu üçten bu 3'ten kurtulabilmek için ne yapacağım? Her tarafa eksi 3 ekleyeceğim. O zaman ne oluyor? 9 eşittir. Bunlar birbirini götürdü mü Tonguç? Eksi x oldu. Peki eksi x da? X nedir sence Allah aşkına? Eksi 9. İnanılmaz zeki bir öğrencisi Tebrik ediyorum seni. Çünkü eksinin başına eksi gelirse eksi eksi art eder, artı artı 9 çıkar. Aynı şeyi burada yapalım. Artık artı 9 mı eksi dokuz mu hocam cevap? X eşittir eksi 9. eksi X eşittir 9 ha onu göstereyim sana. Eksi X eşittir 9 X kaçtır diye soruyor değil mi bize? Evet. Şimdi biz eğer buradaki X yerine bak eksi yazıyordu ya burada. X yerine eksi 9 koyarsak ne olur Allah aşkına eksi eksi art etmez mi? Ha. O yüzden bunun eksi 9 olması gerekiyor. Anlaştık mı? Ha. O yüzden x eşittir eksi 9 dedim. Aynı şeyi burada yapalım. Bu 5'ten kurtulmak istiyorum. Her tarafa eksi 5 ekledim. Bunlar birbirini yok etti. Eksi x eşittir. Buraya böyle yazayım. Eksi x eşittir. Eksi 9 çıktı. E o zaman her iki taraftaki eksiler birbirini götürdüğü zaman ne olur? X eşittir 9. U. Aynı sonuç çıktı. Allah Allah. Ay Aynı şeyi burada yapalım bak. Birazcık da çarpma bölme yapalım. Abarıktan kastınız nedir hocam? Abarık kabarık. Kabarıktan ya, Abartmışlar diye. yani. Ne yapmışlar? Niye, Niye abartmışlar hocam? Niye kabartmışlar? Soru, kanıyor muyuz evladım? Böyle. Hocam kanlı ha, Kırmızı bir ders. renkten. Kanlı bir ders. Kanlı bir ders. Kanlı hani, canlı bir ders. Kanlı canlı süpersin. Her iki tarafa artı 7 ekliyorum bu 7 aletinden kurtulmak için. Kurtulam. Çünkü eksi 7 eksi, canımı sıkıyor. 2x ne çıkıyor kardeşim? 22 çıktı. Aa. Sonra ne yapacağım biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Öyle adam her iki tarafı 2'ye böleceğim. Bu iki zımbırtık. 2/2 1'dir. Demek ki x eşittir ne çıktı? 11 çıktı. Aa. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Sürprizlerle dolu bir soru. Şey Sürprizlerle hocam. dolusun Tonguç. Tebrik hocam ederim Hocam şaka yapıyorum rezil bir şey ya. Saçma şey mı ne alakası var? Bak bu artı +8 ya. Eksi -8 ekliyorum her iki tarafa. Sonra bunlar bir götürdü mü? Ne çıktı sonuç? Herkes bir Eksi -3x hocam eşittir Eksi 18 çıktı. Sonra bu eksi 3'ten kurtulmak içinse her iki tarafı bak eksi 3'ü karşıya artı diye atmıyorum. Herkes bu hatayı yapıyor. Burada çarpma Ama var ya. Ama hatasız kul olmaz hocam. Ya olabilir değil mi? Burada çarpma var ya o yüzden her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum Tonguç evladım. Ha. Dolayısıyla eksi 3'ler birbirini götürdü ve sonuçta x eşittir ne çıktı evladım? Eksi böyle eksi artı ettiği için artı 6 çıktı. Güzel bir soru. Süper Gerçekten zeki bir öğrenci. Ya. Tebrik, yani. tebrik ediyorum. Saçma Şimdi bazı yerlerde x var ama he, bak karışık böyle. Burada da x var. Da ne yapacağız? Aa bizim matematik hocamız Süheyla Hanım hocam. Aha, bu Hep, evladım, evet, evet, bu cadı böyle. evladım uçuyor görmüyor musun? Bu da mi? cadı bir insan hocam. Yok, şaka saçma mı Gibi bir insan hocam? Bak buradaki sırsa x'leri bir tarafta topla evladım. O zaman bak burada 5x var burada 2x var. O zaman bu 2x'i e, bu tarafa toplayabilmek için her iki tarafa eksi 2x ekleyelim Tonguç. Bunlar beni götürdü mü? Götürdü. Sonuçta ne oldu? Burası 3x oldu. 3x eksi 12. Sonuçta ne oldu hocam? Kim eşittir kazandı? <laughs> onu söyleyin. Gerçekten her şeyi boş veriyordu. Sonuçta ne oldu yani? Bu kadar şey anlattınız. Bu kadar şey öğrendik. Ne oldu? Matematiğin gelişti. Ha. otam. Evet. Buraya 12 ekliyorum. buraya da 12 ekliyorum. O zaman 3x yazıyorum tekrar. 3x eşittir. 30 çıktı. Sonra her iki tarafı 3'e bölüyorum Tonguç. Bu 3'ten kurtulmak için. Ne çıktı sonuç o zaman? X eşittir. 10 çıktı. Çok. Çözüm kümemizde böyle süslü parantezimiz. Bakalım. Sizin en sevdiğiniz parantez süslü parantez. Süslü parantez. Ödülü parantezimiz. sorumuzu yap cevapları. Gönder. Üşenmiyorsun evladım. Tongucanim.com'da video bomba. Bom, bom, bom. Devam ediyorum. Süpersin. Ee, bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.